30 dakikadan herkese iyi haftalar. Ben Ece Mat. 30 dakikaya başlarken araştırma masasına gidiyoruz. Sevcan Ersöz orada bizi bekliyor. Geleceğin yatırımlarına yön veren Akbank Yatırım Hizmetleri sunar. Evet Sevcan, hoş geldin yayına. Moody's kararı sonrasında haftanın ilk işlem gününe Borsa İstanbul nasıl başladı diye sorayım ve sözü hemen sana bırakayım ben. Türkiye'nin kredi notu her 3 kredi derecelendirme kurumunda da yatırım yapılabilir seviyenin 4 kademe altına ulaştı ve Türkiye'nin kredi notu 20 yıl öncesine 2005 yılına geri döndü. Ve BIST 100'ün performansına baktığımızda bugün yatay diyebileceğimiz bir eğilimle fiyatlandığını görüyoruz. Buna dair de bir grafiğim var aslında, terminal ekranında şu anda açık. Geçmişteki yönelik, geçmişteki biz aslında piyasa verilerimizden de neyi takip etmiştik? Borsa İstanbul kredi not görünümüne dair kararı aldığı andan itibaren aslında ilk günde yatay bir performans gösteriyor ve sonrasında bir miktar kar realizasyonları yaşayabiliyor. Hemen hatırlayalım, şu anda Borsa İstanbul'da Moody's sonrası ilk gün manşetiyle beraber grafiğimizi görüyoruz. 0,52'lik yatay bir yükseliş olduğunu söyleyebiliriz. Bir miktar aslında bankacılık endeksi önderliğinde kar realizasyonu var da diyebiliriz. 0,40 negatif bölgede bankacılık endeksi. Geçmiş performansları hatırlayacak olursak eğer, son iki not artışına gidelim. 8 Mart'ta Fitch Ratings'ten aldığımız not artışı sonrasında ilk gün yatay negatif, haftalıkta %3,5 geri çekilme hareketi yaşamıştı Borsa İstanbul. Yine 3 Mayıs'taki S&P'nin not görünümünü hatırlayacak olursak eğer, ilk gün yatay negatif performans ve ilk haftada %1'lik artış göstermişti. Dolayısıyla bu da bir miktar aslında yatay performansla ve kar realizasyonundan daha açık hale gelebileceğimizi gösteriyor. Baktığımızda bugünkü borsa seansına en çok katkıyı ve baskıyı sağlayanlara baktığımızda Turkcell'in geldiğini görüyoruz. %4,20'lik bir performansı var. Ereğli ikinci sırada yer alıyor 2,40, Akbank 0,95, Sabancı Holding 1,70 ve Arçelik'te ise %12,30'luk bir yukarı yönlü performansının olduğunu görüyoruz. Bankacılıkta en büyük baskının ise İşçi.tr tarafından geldiğini gözlemliyoruz. TAV Havalimanları bugün bilançosunu beklediğimiz şirket. Borsa İstanbul kapanışından sonra bilançosunu takip edeceğiz. Bilanço öncesinde onun da negatif baskı sağlayanlar arasında olduğunu söyleyebiliriz. Diğer taraftan küresel gelişmeler, küresel taraftaki risk iştahı, ABD seçim gündemi ve Biden'ın başkanlık yarışından seçilmesi, Kamala Harris'in demokratlar tarafından isminin anılması ve bu yönde belirsizliğin etkisiyle beraber karmaşık diyebileceğimiz seviyede. Bu noktada da hem Borsa İstanbul'da hem tahvil piyasasında hem de Eurobond piyasasında korelasyonlara bakmakta fayda var. Ben ABD 10 yıllık tahvili ile Türkiye'nin 10 yıllık tahvili arasındaki korelasyona bakmak istedim bu grafikte. Şu anda baktığımızda korelasyonun %65 seviyesine ulaştığını görüyoruz. %69 seviyesine ulaşmıştı aslında. 67-69 bandını test etmişti. O zaman hangi tarihe işaret ediyor bizim için? Kasım 2023 sene sonunu işaret ediyor. Burada da aslında güçlenen korelasyon bize şunu ifade ediyor. Hem tahvil piyasasında hem Eurobond piyasasında iç piyasadaki not artışı ve aslında iç piyasadaki dinamiklerden ziyade bir miktar daha dış piyasadaki etkilerin de borsayı ve tahvil piyasasını etkileyebileceğine yönelik beklentimiz var. Diğer taraftan şunun da notunu ifade edebiliriz. Bugün aslında biz Moody's'in not kararı sonrasında not revizelerini göreceğiz. Kim için göreceğiz bu revizeleri? Aslında şirketler için Türkiye'nin notuna, not seviyesine yükselttiğini göreceğiz. Eğer olur da herhangi bir şirketin notu Türkiye'nin kredi notundan daha yüksek seviyeye yükseltirse bunun şirket performansı, tahvili varsa Eurobond'u üzerinde etkisi olabilir. Dolayısıyla bu tarz gelişimleri takip etmeye devam edeceğiz. Ama HSBC'den de bir rapor var. Bir cümleyle de onu söyleyelim. HSBC şunu ifade etmiş. Enflasyon görünümü zorlayıcı olsa da artık hızının yavaşladığını görüyoruz. Hem tüketim tarafında hem üretim tarafında bir yavaşlama var. Bu da aslında Türkiye için olumlu bir görünüm ifade ediyor. Notunu düşmüşler. Çok teşekkürler Sevcan aktardıkların için. Geleceğin yatırımlarına yön veren Akbank Yatırım Hizmetleri sundu. ABD'de Joe Biden'ın başkanlık yarışından çekilmesinin ardından seçime dair senaryolarda güncellemeler oldu. Piyasa uzmanlarının ilk yorumlarını izleyerek 30 dakikaya veda edelim ve programımızı eğitim merkezine devredelim. Ardından biz 12.30'da girişimcilik merkezinde tekrar birlikte olacağız. O zamana kadar hoşça kalın efendim.
Amerika Birleşik Devletleri'nde 5 Kasım'da gerçekleştirilmesi planlanan seçimler gündemin ilk sırasına yerleşirken, seçim sürecine ilişkin gelişmelerle başkan adaylarının açıklamaları piyasalar üzerinde daha fazla etkili olmaya başladı. Piyasa uzmanlarına göre Amerikan doları da dahil olmak üzere güvenli liman olan altının, Amerika Birleşik Devletleri'ndeki yeni siyasi çalkantıların ortasında kazanç elde etme potansiyeli var. Başkanlık seçimlerinde Trump'ın yeniden seçilme ihtimalinin artması küresel piyasalarda ticaret savaşlarının yeniden başlayabileceği endişelerine de neden oldu. Başkan olduğu 2018'de Çin'den ithal edilen 200 milyar dolar değerinde ürüne tarife uygulayan Trump, ikinci kez göreve gelmesi durumunda Çin menşeli mallara %60, diğer ülkelerden ithal edilen mallara ise %10 gümrük vergisi uygulamayı planlıyor. Trump'ın Beyaz Saray'a dönmesi halinde Çin'in yanı sıra Avrupa Birliği ile de ticari gerilimlerin artma riski bulunuyor. Trump, Avrupa Birliği'nin Amerika Birleşik Devletleri'nin otomobillerini ve tarım ürünlerini almadığından yakınarak 200 milyar doların üzerinde ticaret açığının olduğuna işaret ediyor. Alüminyum ve çelik tarifeleriyle dijital hizmet vergisi Trump'ın göreve gelmesi halinde Avrupa ile yeniden alevlenebilecek ticari anlaşmazlıklar olarak öne çıkıyor. Nobel ödüllü 16 ekonomist Haziran'da yayımladıkları bir bildiride, ikinci bir Trump yönetiminin Amerikan ekonomisine yönelik riskleri konusunda derin endişe duyduklarını belirtmişti. Bildiride Trump'ın mali açıdan sorumsuz bütçeleriyle enflasyonu yeniden alevlendirebileceği yönünde haklı bir endişe olduğu aktarılmıştı. Analistler, bazı tahvil yatırımcılarının da Trump'ın ikinci döneminde uygulayacağı politikaların yüksek enflasyona neden olacağından ve mali açıkları artıracağından endişe duyduğunu belirtti.